Ve bir gün aniden Brooks B-67'yi keşfettim. Onu keşfetmemle birlikte Brooks B-17 defterini kapatarak hemen Brooks B-67'ye geçtim. Brooks'la ilgili ilk söylemem gereken tarihçesi. Tarihçesiyle ilgili de şurada önerilerde gelen Brooks B-17 inceleme videomda ayrıntılı anlatmıştım. Hacı abinin Ateğer'i üretirken bir anda bir bisiklet alması ve tahta selesinden rahatsız olarak Brooks seleyi ortaya nasıl çıkarttığını o videomda ayrıntılı şekilde izleyebilir, öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim şimdi benim Brooks B-67 hikayeme. Facebook'ta bir grup var arkadaşlar. Interrail Türkiye Bicycle Rail. Genelde turculardan oluşan harika bir grup. Çok sıkı turcu arkadaşlar var. Yöneticileri de çok sıkı çocuklar. Hatta yöneticilerinden bir tanesi, moderatörlerinden bir tanesi bizim Türker Ergen'e orada bir paylaşımda bulunmuş. Çanakkale turu öncesiydi. B-67 SL'den bahsediyordu. Ben de 2 yıldır B-17 kullanıyorum. Gayet memnunum. Dedim bir yorum yapayım falan. Sonra vazgeçtim. Dedim ulan bu adamın bir bildiği vardır. Velhasıl kelam Çanakkale turu geldi çattı. Türker ağır bir şekilde bir muhtar edasıyla alana Dahonu ile beraber inerek geldi. Konuşmaya başladık, muhabbet ediyoruz. Vay kardeşim nasılsın, hoş beş falan bilmem ne. Bir anda şu B-67 SL'ye geldi konu. Dedim ya nasıl, memnun musun? Abi dene dedi, ben sana hiçbir şey söylemeyeceğim dedi. Aradaki farkı açık ve net olarak söylüyorum. Türk Hava Yolları'nda ekonomi klasta uçarken B-67'ye bindiğimde resmen first class'a geçmiş gibi hissettim kendime. Arada dağlar kadar fark vardı. İnanılmaz rahattı. O yaylanması, genişliği falan. Tamam dedim, benim için Brooks B-17 defteri kapanmıştır. Çanakkale dönüşü ilk iş B-17'yi çıkartıp hemen yerine B-67 satın alıp B-67'ye geçiyorum. Brooks B-67 SL'nin kutusunu açtığımızda B-17'de olduğu gibi içinden standart olarak ekipmanlar çıkıyor. İşte görüyorsunuz şu şekilde selenin kendisi, yayları çıkıyor. Hemen ardından burası aslında sele buraya takılıydı. Fakat ben bu kısmını seleyi söküp daha önce denedim. Gerdirme aparatı çıkıyor. Arkasında da görüyorsunuz John Brooks'un bize gönderdiği Maintenance and Care Saddle Adjustment Lifetime Service Brooks Garanti yazan, içinde kullanım talimatları olan ufak bir kağıt parçası çıkıyor. Onun haricinde daha önce de göstermiştim bunu. Şöyle bir gazete mecmua tarzı bir şey çıkıyor. Brooks B-67'nin Brooks B-17'den farklarına geçecek olursak ilk etapta söylemem gereken 850 gram gibi bir ağırlığa sahip Brooks B-17'nin 520 gram olduğu göz önünde bulunursa ekstradan 330 gram yanınızda yük taşıyorsunuz bu seleyi aldığınızda. Bunun da sebebi zaten hem genişliği hem de arkada bulunan yayları. Onun haricinde ölçü olarak, genişlik olarak Brooks B-17'de 175 milim iken Brooks B-67'deki genişlik 205. Uzunluk olarak da Brooks B-17'de 275 milim olan uzunluk Brooks B-67'de 260 milime düşüyor. Bu size biraz daha geniş, rahat, geniş popolar için özellikle ekstradan bir konfor sunuyor. Ayrıca Brooks selleri ilk kullanımdan önce biliyorsunuz dressing, yani kaplama, yani hafif bir yağlanması gerekiyor. Yağlamadan kullanan arkadaşlar da var. Fakat uzun ömür ve derinin çatlamaması göz önüne alındığında ben size yağlanmasını tavsiye ediyorum. Bunun için kendisinin 45 lira civarında Brooks marka Profite denilen özel parafin bazlı bir kremi var. Ama onun haricinde Decathlon'da satılan At Air'i bakım yağları var. Ondan kullanabilirsiniz ama yok ben o parayı da vermek istemiyorum diyorsanız badem yağı da bu işi yapıyor. Fakat ilk etapta yağlarken özellikle dikkat edin. Görüyorsunuz şurada bir çektirme vidası var. İlk etapta yağlamayı çok fazla yaparsanız arkadaşlar kesinlikle çok daha çabuk yumuşayacaktır seleniz ve şuradaki çektirme vidanız bir müddet sonra kullanılamaz hale gelecektir. S
Sele'nin montajını yaptık. Biliyorsunuz Brooks Sele'lerle ilgili, özellikle montajıyla ilgili ortalıkta dolaşan bir sürü şehir efsanesi var. Öne kaldır, arkaya kaldır, öyle yap, şöyle yap, böyle yap. Bir sürü şey söylüyorlar. Brooks'un bu konuda ne dediğini baz almamız gerekiyor. Brooks şunu diyor. Bir su terası yardımıyla bisikletiniz normal ayakta dururken su terasını şu şekilde koyarak selenizi dengeye alın. Ama en önemli dikkat etmeniz gereken özellik ise selenin üzerinde otururken ne ileriye kaymanız ne de geriye kaymanız olsun diyor. Ha, ben de elimde bir su terazisi vardı. Şimdi siz şu şekilde koyduğumda tam terazide değil çünkü arkada sehpaya aldım bisikleti. Normalde bisikleti şu anda tam terazide ayarladım ben selemi. İlla su terazisi almanıza gerek yok arkadaşlar. Buna boşu boşuna para vermeyin. Aynı işlemi üzerine bir kitap, üzerine de bir bardak su koyarak aynı işlemi evde siz de yapabilirsiniz. Alışmasıyla ilgili olarak Brooks B17'de aşağı yukarı 1000-1500 kilometre sonra bende yumuşamıştı. İlk aldığım gibi yine bakımını yapmıştım. Hemen yağlamasını yapmıştım. 1500 kilometreye kadar biraz söylenmiştim. Ulan tahta gibi sele almışız falan demiştim. Ama ondan sonra da Hacı abiye bayağı bir dua etmiştim yollarda. Gerçekten rahattı. Muhtemelen bunda da aynısı olacak. Fakat bunda yay olduğu için muhtemelen beni Brooks B17'deki gibi ilk 1500 kilometre çok fazla zorlamayacak diye düşünüyorum. Bu arada ek bir bilgi daha. Brooks B67 Brooks kataloğuna ilk defa 1927 yılında giriyor. Brooks B17 ise Brooks ilk kurulduğundan beri var olan bir sele. Fiyat bilgisine geçecek olursam arkadaşlar piyasada çeşitli fiyatlar mevcut. Ben bunu Türkiye'de bir firmadan nakit olarak 352 TL'ye aldım. Yurt dışında farklı fiyatlar var ama Türkiye'de şu anda fiyatları daha ucuz. Daha önce bahsettiğim gibi Almanya'da daha ucuzdu. Fakat şu an öyle bir şey yok. Evet, bir videomun da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.